İmanların dergahına yazdılar. Kendinize şehit olan 72 şehit şuhadanın kisti kerametleri üzerinizde olan. Lokmanız kazadan beradan sizleri esirgeye. Birbirimizi beraberliğimiz daim eyliye. Eşimizle, dostumuzla, komşumuzla aşure çorbası gibi olalım. Allah Allah, Allah diyenlerin dilde dilekleri, gününüzde muratlarınız Cenab-ı Allah hasıl eyliye. Allah Allah diyenlerin yardımcısı 12 imam, 12 imamın katerinden, didarından Allah bizleri ayırmaya. Gerçeği ümmüne ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Dil bize, kabulü de Allah'tan ola. Evet, duayla kapağı açtınız, evet. Duayla karıştırdınız. Tabi burada emek var, burada sevgi var, burada barış var, burada kardeşlik var. Aşurenin zaten özü de odur. Özü. Tabii ki Cenab-ı Allah ne diyor? Yer gök duaların üzerindedir. Siz bana dua ederseniz ben size murat edeceğim. Bunun için yapılan lokmalar bugün burada aşure. Aşurenin amacı nedir? 72 alemi, 18 bin alemi yaradan Allah işte burada aşurenin içindedir. Biz hiçbirimizin birisinden farkı yoktur. Aşure demek birlik, beraberlik. İslamiyet neye benzer biliyor musunuz? Çölde büyük ulu bir ağaca benzer. Oranın altına herkes gider. Çünkü orası sevgi yeridir. İslamiyet budur. İslamiyeti başka yere çekmesinler. Aşure çorbası da birlik beraberliğimizin daimidir. Cenab-ı Allah Kerbela'dan tut, Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze kadar gelen bütün şehitlerin ruhları şad olsun. Cenab-ı Allah devletimize ve milletimize zayıf vermesin. İnşallah halkımızla birlikte hiçbir ırk, renk, inanç ayrımı olmadan kardeşçe bir ağacın altında, o çölün altında, oran ağacın altında yaşar sevgiyle. Zaten dinimizin amacı sevgidir. Onun için buraya gelen bütün canlara da teşekkür ederim. Bugün bu lokma sahiplerini de Allah hayırlarını kabul eylesin. İnşallah daim olur, birlik beraberliğimiz daim olur. Cenab-ı Allah her sene bunu bize nasip eder. Evet, bayağı bir emek verdiniz. Teşekkürler. Değil mi? Teşekkürler. Evet, işte Allah. Her sene, her Muharrem'in sonunda, yani Muharrem ayının şeyinde sonunda yapar mısınız? Yapıyoruz. Her sene de yapıyoruz. Her sene de yapıyoruz. Bu hizmeti yapıyoruz. Buralısınız, İzorlusunuz. Buralıyız. Buralıyız. Dedeköylüyüz. Biz Dedeköylüyüz. Evet.
Teşekkürler. Kaç kişilik yaptınız? Vallahi 500 kişilik falan yaptık yani aşuremizi. Her sene yapıyoruz. Peki bir de şey soralım, hani aşurenin içerisinde neler özellikle, herkes yapıyor da sizin aşure tabii ki erenlerin, Ehl-i Beyt'in soyunda gelenlerin yaptığı aşurenin hali bambaşka. Bu bir gerçek. Neler var? Mesela ne olmazsa olmaz aşurede? 12 tane şey, meyve, sebze, kuru yemiş hepsi olacak. 12 çeşit. 12 çeşit. En az 12 çeşit mi, fazlası olabilir mi? En az fazla oluyor, eksik olmuyor. Yani en az 12 olacak. En az 12 olacak. Mesela sayarsan neler var? Önce baştan dövme. Dövme. Fasulye, kuru fasulye. Malatya diliyle kendime. aynen. Evet. Ben de Malatyalıyım. Kuru nohut. Evet. Ondan sonra fındık, fıstık, elma, üzüm, şeker, ceviz, badem, kayısı çekirdeği. Elma. Saydım elmayı. 12 saydım. 12, kayısının kendisi de bile. Kış üzümü var. Kış üzümü. Tarçın var. Her şey var. Her şey var. Ondan sonra da tabii kaynaması, pişmesi tabii, özel olur. Tabii özel. Kendin de beraber pişeceksin ki aşure aşure olsun. Evet, önemli bir mesaj vardı. Bu da kendin de onunla beraber pişeceksin. Evet. Tabii 12'nin yanına da sevgini, tabii, merhametini, tabii, güzelliğini, İsteyerek. Ruhundaki o temizliği, o erenlerin, o canların, Anadolu erenlerinin o vefasını ve güzelliğini de katacaksın. Ve bunu yaparken de, karıştırırken de Hazreti Hüseyin'in Zeynep'ini, Hazreti Hüseyin'in Ali askerini de unutmayacaksın. Ve onlarla birlikte aşureyi aşure gibi yapacaksın. İzolu'dayız, kaledeyiz. Erenlerin diyarındayız. Güzel insanların arasındayız. Barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve ruhlarda gelen berrak ve temizliğin olduğu işte o insanların arasındayız ve geldik aşurenin yapımında. İşte malzemeler burada, kuş üzümü burada, fındık, antep fıstığı, ceviz, yani işte burada birlik beraberlikle yapılıyor. Aynı zamanda gelen misafirler, dışarıdan gelenler mağdur olmasınlar diye de lahmacunla yapılmış lokma pilavı da yapılmış burada, etli pilav da yapılmış. Yani sonuç itibariyle salatasına kadar bütün inceliği hepsini burada tatmış ve ayarlamışlar. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kaleden neredeyiz? Dedeköy mahallesindeyiz. Hemen yolun kenarında Kömürhan'a varmadan Malatya'dan Elazığ'a giderken sağ tarafta Şeyh Muhammed Kerhi Hazretlerinin ziyaretini tepede görürsünüz. Siz de geçerken yolunuzu şöyle bir çevirin, bir mola verin, bir dua edin. Siz de erenlerden olun. Şu benim sevdiğim başta oturur, bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Soydan Belediye Başkanım, değerli komutanım, değerli emniyet müdürüm, kurum müdür ve amirlerimiz, değerli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, siz izolular, kaleler, öncelikle bu anlamlı günde birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin her zaman için temellerinin atıldığı
arka bir kazanda piştiği, aşırı haline dönüştüğü bu özel gün hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sayın Kaymakamım, İzolu'da bugüne kadar iş insanlar çıkmıştır, eğitimcilerimiz çıkmıştır, canlarımız, erenlerimiz çıkmıştır. Ama İzolu'nun bir özelliği daha vardır kalenin. Vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanların olduğu diyardır. O yüzden biz İzolularla onur ve gönül duyuyoruz. Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu'yu bu hallere ve bu duruma kadar getiren değerli görüş ve fikirler vardır. Onlar Ahmet Yesevi'den başlayıp Hacı Bektaş'a, Pir Sultan'a, Karacaoğlanlara ve bugünlere kadar gelmiş olan birlik, beraberlik ve Ehl-i Beyt'in sevgisidir. Bugüne kadar Ehl-i Beyt'in olduğu yerde, Ehl-i Beyt sevdalarının olduğu yerde mümkün olduğu kadar garez olmaz, nifak olmaz, barış olur, kardeşlik olur. O yüzden siz Anadolu, Anadolu'nun erleri, alt erenleri, sizlerle gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki sizin yüreğiniz naif, çünkü siz Hazreti Hüseyin'in yolundasınız ve onun izindesiniz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. İnce erediniz, sık dokudunuz. Ekmeğinizi, açlığınızı paylaştınız. Bulgurunuzu harmanladınız, şekerinizle şan ettiniz. Şekerinizle şöhret ettiniz. Siz aşureyi aşureyi gibi yaptınız, çünkü onun içerisinde sevginizi kattınız. O yüzden alın teriyle emeği geçmiş olan annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onların bereketli ve elleri her zaman için var olsun. Onların emekleri her zaman için diyar olsun, buralardan eksik olmasın diyoruz. Başkanımız her zaman için mahallelerimizin yanında, sizin yanınızda adalet ve eşitlik çerçevesinde hizmetlerine devam edeceklerdir. Ve konuşmalar yapmak üzere İhsan Özbey Başkanı'nı ben mikrofonu... Hakikaten selamünaleyküm. Sayın Kaymakamım, kıymetli kurtulum, vasfımızın yüzü de temsilcileri, değerli kaleli hemşerilerim, kültürümüzün önemli bir parçası olan Muharrem ayının son günlerine gelirken, bu sevk bir araya gelmemize vesile olan Kuzluk mahallemizle, Dedeköy mahallemizde bu aşire günü tertipleyen tüm sakinlerine, kaleliler ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz aşurenin içerisindeki tanelerin vermiş olduğu tat kadar da bir araya gelmemizin de bir o kadar tatlı olduğunu düşünüyorum. Bizi bir araya getiren bu güzel etkinlikten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah, Allah Allah. Geldiğiniz yolda, çektiğiniz cephada, inandığınız yerde şefaat bulasınız. Tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız aşure çorbaların yüzüsü hürmetine dildeki dilekleriniz, gönüldeki muratlarınız hasıl ola. Devletimiz yüce ola, ordumuz muzaffer ola, birliğimiz, beraberliğimiz daim ola. Sevgili canlar, aşure çorbası birlik çorbasıdır. Onun için Cenab-ı Allah bizleri birlik ve beraberlikte ayırmıyor. 12 imamların kisvikarı üzerlerimizde ola. Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatleri cümle Müslümanların üzerinde ola. Birliğimiz daim ola, yardımcımız 12 imam ola. Allah Muhammed Yali dil bizde, kabul Allah'tan ola. Gerçeği. Bu organize söylemeye geçen özellikle tekrar ediyorum. Dedeköy ve Kozluk mahallemizin değerli ve yine kalede bulunan bütün kalelere sonsuz şükranlarımı sunuyoruz. İş insanı arkadaşım Temur Karaman kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kale denince hep o akla gelir. Her zaman bizi arar haberci olarak. Aman şu sorunumuz var, şu şeyimiz var, beraber el ele verelim diyor. Fırat'ın kenarındayız. İşte bu sudan içenler de Hüseyin. Fırat'ın kenarındayız.
İşte bu suyu göremediysen, Fırat'ın kenarındayız. Siz bağlarınızı, bahçelerinizi burada yeşillikler içerisinde sularken, Hüseyin ve 72 şehidası bu sudan mahrum kaldılar. Ve onun içindir ki su gibi aziz olalım, Hazreti Hüseyin'in yolunda gidelim, biz aşıkların demine dem olalım, birlik ve beraberlik içerisinde kardeş olalım inşallah. Değerli dostlar, eğer burada aşureyi yapabiliyorsak, huzur içerisinde gölgesine oturabiliyorsak, bir bayrağımız, bir vatanımız, bir milletimiz ve her zaman için birlik beraberliğimiz var. Rabbim hiç kimseyi vatansız, bayraksız ve birliksiz etmesin. Vatanı olmayanın ne aşuresi oluyor, ne lokması oluyor. O yüzden bu vatan bizim, bu memleket bizim, şehitler bizim, şehirler bizim, Hak Muhammed bizim, Hak Ali bizim, Hüseyin bizim, Hasan bizim, Ermişler bizim, Dervişler bizim, Kale bizim, Kozluk bizim, Belekem bizim, biz biz olalım, bizim gibi olalım. Vallahi olalım. Evet, bayağı bir kalabalık. Evet. İş güç zamanı, kayısı zamanı, bağ bahçe zamanı olmasına rağmen iyi bir kalabalık toplamız. Protokolde tabiri caizse tam takıldı. Allah razı olsun gelenlerden, var olasın. Dedeköy ve Kozlukların birlik beraberliğimizin, kale içimizin Allah razı olsun etine diliyorum. Teşekkürlerimi sunayım. Bu güzel aşure lokmamızda herkes geldi. Bizleri kırmadılar, onurlandırdılar, şeref verdiler. Allah razı olsun diyorum. Sizlerden ve hepinize Malatya Vuslat diye de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Şu an neredeyiz? Hani biraz da bu mekan tesadüf mekan değil. Değil. Tarihimiz aşağı yukarı 1500 yıllık bir tarihimize dayanıyor. Şeyh Muhammed-i Kerri Hazretleri. 4. Murat zamanından beri buradalar ve şeyleri büyüktür. Allah razı olsun yani bugünümüze... Kale ilçesinde tek yatır, tek türbe. Evet, aynen. Kalemizde tek türbe. Evet. Peki buranın etraf bakım, işte buna benzer ne yapıyorsun? Dernek olarak yani Şeyh Muhammed Kerri Güzelleştirme Derneği olarak buraları güzelleştirdik. Bir önem vermiş sağ olsun kaymakamanımız, belediye başkanlarımız, amirlerimiz, memurlarımıza destek vererekten köylüler, vatandaşlar el ele birlik beraberlik içinde güzelleştireceğiz buraları. Eyvallah. Peki hani Muharrem'in dışında Muharrem ayının sonundayız. Aşure için insanlar geldi. Normalinde vatandaş gelir mi burada ziyarette bulunur mu? Her zaman genelde hafta içi her günde olur. Özellikle perşembe akşamları da yani buraya gelirler, dualarını okurlar, niyaz olurlar, giderler. Eyvallah. Eyvallah. İzolu Kale'de de evet, böyle bir şey yaptınız. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza, yüreğinize, canınıza sağlık. Var olun. Teşekkür ederim. Bu ziyaret kendini bildiğim bileli var. Var. Peki eskiden beri mi lokmayı ve şeyi burada yaparsınız aşureyi? Yok, eskiden bizim Dedeköy mahallesinin içerisinde ibarethanesi vardı. Şimdi. Muhammed Kerpi'nin. Dördüncü Murat orada misafir olmuş kendisine. Hı. Ve ondan sonra bu sonunda işte burada yaptınız. Burada yaptı bu dernek. Burada CME olarak yaptık. CME var, aşevi var. Yani bir sosyal tesis burası aynı zamanda. Aynı. Evet. Şimdi onun için herkes şimdi kurbanlarını getiriyor, burada kesiyorlar. Hı-hı. İşte lokmalarını burada dağıtıyorlar. Milleti davet ediyorlar. Herkes de buraya geliyor, biliyor. Hı-hı. Bazı düğünlerde de mevlüt olarak. Burada yap. Burada yapılıyor. Daha üzerine burada yok. Ne olmaz tabii şey türbe olduğu için. Evet. Yani burası çok çok amaçlı. Amaçlıdır evet. Eyvallah. Allah kabul etsin. Tamam, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bikarkı Mahallesi tüm İzolların mahallesi. Sadece Dedeköy, Kozluk değil. Asıl burası üç değirmenin yeri. Ama lokmayı, ikramı... Lokmayı, ikramı onlar etti. Yani. Allah razı olsun. Yani iki gündür lokma veriyorlar ya yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah. Şimdi İzolu'da birlik, beraberlik, Sünni, Alevi, kardeşliği hiç bir sıkıntı olmadı. Ben Cahit Fırat olarak, üç değirmen olarak, Mikail amcamız vardı. 80 yıl ortaklık yaptık. Alevilik, Sünnilik diye bizde öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Dünyada tüm olaylar oldu. Bizim İzolu'da olmadı. Hatta bir yarışmada, bir uluslararası kanalda yarışmada dedi ki, dünyada o zaman çıkan terör olaylarında hangi ilde ve ilçede olmadı? Profesörler yarışıyordu. Anlattılar şu devlette, bu devlette.
Tipiker güldü. Dedi ki, niye dedi Türkiye'yi araştırmıyor? Malatya Karadede dedi olmadı. Öyle bir şeyimiz yok. Bizim gayemiz ne biliyor musun? İzollar leci sevmez. Sevmez, leci sevmez, lec de etmez. Eyvallah. İzollar hep birbirine kenetlenir. Yanına gelen insanların hepsini baş tacı ederler. Eyvallah. Çünkü biz çok misafir ağırladık. 5 kişi bir yatakta yattık. Misafirimiz rahat etsin. Ya. Öyle bir şeyimiz yok. Geldiğiniz için size de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkürler sunarım. Necdet abi. Lokma'ya geldiniz, aşureye geldiniz. Beğendiniz mi? Aşure'de beğendim. Hakikaten aşure gibi. Teşekkür ederiz. Beğendim. Allah razı olsun. Nereliyiz? Ben Kozlukluyum. Kozluklu. Evet. İzollu Kale'nin en güzel köylerinden manzarası, havası. Ben Kozluk'ta bir gece misafir kaldım. Aslında bir çekime gitmiştik yıllar önce. Bizi misafir ettiler. Kozlu'nun Haliban Başkan. Evet, öyle. Geldi. Ama bayağı bir gurbetçiniz var. Evet. Haneninizde kaç hane kaldı? Ne kadar var? Eskiden hane büyüktü. Şimdi 120 hanenin altına düştü. Göç İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de, Ankara'da. Yani şu anda ilkbahar ayları oldu mu? Yaz, Mart, Nisan aylarında çoğalıyor. Nüfus oranı çoğalıyor. Geçici olarak. Kozluklar, mesela İstanbul'da grupette daha çok hangi işi yapıyorlar? Hal binasında yaş ve zebzalinde. Şimdi Malatya deyince hep tekstilci akla gelir genelde tekstilci ama sizinki çok farklı bir alan. Zebze alanında ekser onları görüyor. Matbaacılık yapan var bizim şurada. Kuru gıda üzerine yapanlar var. Şey olan. Siz burada kalıyorsunuz. Ateş ile üfet olmaz, el atarsa yakar hemen. Cahil ile sohbet olmaz, yaptığını yıkar hemen. Yaptığını yıkar hemen. Cahil ile sohbet olmaz, yaptığını yıkar hemen. Yaptığını yıkar hemen. Yanından kolay mı geçmek canından, doğruların pazarından eli durmaz kalkar hemen, eli durmaz kalkar hemen, doğruların pazarından eli durmaz kalkar hemen, eli durmaz kalkar hemen. Zevk alır mı gülden, beslenir mi akbelden, vurur seni sokar hemen, vurur seni sokar hemen, beslenir mi akbelden, vurur seni sokar hemen, vurur seni sokar hemen. Dostum. Teşekkür ederim. Malatya'dan mı geldin? Yok, ben Kozlu köyünden geldim. İstanbul'dan Malatya'dan Kozlu köyüne geldim. Ha, Kozluklusun. Kozluklu. Kaç senedir gurbettesin? Ben gurbette 50 sene var. 50 sene. Ama gidip geliyorum. Ha, yani burayı yalnız bırakmıyorsun. Bırakmıyorum. Evet. İstanbul'un neresinde? Bahçelievler'de.
İstanbul Hazledar Bahçelievler. Peki ne zaman topraklarınıza artık daimi bir göç yapacaksınız, temelli geleceksiniz? Valla ben her sene de geliyorum. Ben bırakamam burayı. Şimdi her sene gelmek, bir de köklü buraya, tamamen buraya yerleşmek gibi düşünceniz var mı? Yok, yoktur. Benim çocuklarım hepsi orada. Ben niye gideceğim burada, buraya yerleşemem ki? Zaten ben hatıralar burada olduğu için her sene geliyorum. Çocuklar gelmez şimdi. Hatıraların hatırasına. Evet. Değil mi? Evet. Hatıraların hatırasına. Sizleri görmek için, bu milleti böyle görmek için, sevgiyi saymak, görmek için. Ben burayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ama ne olursa olsun İstanbul'un belki lüks yerindesiniz, farklı yerdesiniz ama kendi köyün bambaşka. Evet. Aynen öyle. Vatanımız, toprağımız, doğduğumuz yerler. Bunlar her şey hatıralarımızdır bizim. Her zaman da gelin. Allah sizlerden de razı olsun. Kültürümüzden de Allah razı olsun. Burayı bu nimeti verenlerden de Allah razı olsun. Hepinize de teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Siz nereden? Ben de Kozluk köyünden. Kozluk. Evet. Kozluk ağırlıklı gidiyor. Kozluk'ta. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptınız. Ve böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Her şeyden memnun kaldım. Siz de mi gurbette kalıyorsunuz? Biz de gurbetçiyiz, evet. Her sene geliyoruz. Ama ben her sene gelmiyorum, yalan konuşmayayım. Eşim her sene geliyor, o da Kozluklu. Ama bundan sonra her sene gelin. Tabii her sene geleceğim. Allah izin verirse her sene geleceğiz. Siz Kozluklu musunuz? Ben Pötürgeliyim. Pötürge? Evet, Pötürgeliyim. Neyse, dağın hemen arkası. Evet, ben... Şu tepede bağırsak sesimiz gider. Kozluklu diyorum, 45 sene oldu çünkü Kozlukluyum. Pötürgenin neresi? Tepehanlıyım. Tepehan? Evet, Tepehanlı, Sinanlıyım. Sinanlısın. Evet, Sinanlıyım. Ama Kozlukluyum, bak oraları hiç bilmiyorum. Kozluğu daha iyi biliyorum. Ama akrabalar çevre Tepehan'da var ya. Tabii var, Malatya'da da var, Tepehan'da da var. Memleket sevdası bambaşka. Kesinlikle bambaşka. Havası, insanları, suyu, sevecenliği, her şeyinden toprağımız bambaşka, insanlarımız bambaşka. Eşiniz? Eşim Kozluklu. Buralarda mı? Burada eşim de buralarda. Eltim olur kendisi. Evet, evet. Amca çocuğumuz olur, yeğenimiz öyle olur. Mi? Tabii ki. Hem de amca oğluna. Merhabalar efendim. Bir de pısmama soralım. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Tümur Karaman ve eşi Sunay Karaman'a çok teşekkür ediyorum. Mükemmeldi. Sizin de konuşmanız 10 numarayı ancak bu kadar olurdu yani. Estağfurullah. Aydınlattınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Siz nereden? Ben Kastamonu. Kastamonu. Ya evet. Dep derlerdi ya. Aynen öyle. Dep. Oradan ama. Kastamonu neresi? İzolu neresi? Yani ben Cideliyim. Cideliyim. İşte tanıştık, evlendik. Artık Kozlukluyum. Kandırdım onu. Kozlukluyum artık. Kastamonu değil, Kozluk. Şimdi eşiniz... Evet. Oradayken Kastamonu'nun yanında ben Kastamonu'yum diye, siz burada kim daha çok, kimin nereli yaptı? Ben daha çok Malatyalıyım. Oldunuz değil, evet. Kabul ediyorsun. Ediyorum. Kastamonu'lar izliyorlar ha. İzlesinler. Bütün dünya izliyor bizi. İzlesinler, ben Malatyalıyım. İtiraf ediyorum. Ediyorum. Evet, ta Kastamonu'dan kaleye. Kastamonu'dan kaleye. Kastamonu çok güzel bir memleket. Yeşiliyle, ormanlarıyla ve İstanbul'da en çok gurbetçileriyle meşhur. Onların da bir geliyan gidiyan diye bir şiveler vardır. Kendine özgü farklı bir özellikler vardır. Etli ekmekleri vardır. Sarımsakları vardır. Kuyu kebabını söylediniz mi? Kuyu kebabı mutlaka var. Her var. Yani. Kuyu kebabı, etli ekmeğimiz, sarımsağımız ünlüdür, taş köprü. Sizin özellikle o, biz burada hani şey diyoruz ya, ne diyoruz? Yok şöyle etli ekmeğin kapalısın. He, evet. Onun adını şimdi siz sordunuz, ben onu da hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. O sizin çok meşhur. Evet, evet. Bizde çok meşhur. Doğru. Evet, değerli izleyicilerimiz, kaledeyiz, İzolu'dayız. Dedeköy ve Kozluk ortaklaşa ama İzolular da gelmişler. Onların aşure günündeyiz. Güzel bir manzara var. Hemşerim sen nerelisin? Ben de Pötürgeliyim. Buraya geldim. Pötürge'den evet, mi geldin? Evet. Bu aşure için geldin. Tabii. Her zaman için geliyoruz. Devamlı geliyoruz. Çok iyi. Pötürge'nin neresinden? Örmeli köyündeyiz. Krava. Krava ne? Zaratu. Ha, Zaratu. Krava Veli. Tamam. Veli. Yani. Ama Nizik'in avdı. Yok hanım. Nizik'in avdı. Burada dostlarım var.
Ben buralıyım ben. Eşim burada. Sizin. Sen eşini Pütürgeli'den İzorlu kaydına almışsın maşallah. Aldım. İyi yapmışsın. Yok İzorlu'ya ne ya? Ben mi Pütürgeli? Bir dakika buradasın işte bak. Öve bitiremiyorsun. Aldım. Sen oraya. Sen artık Pütürgeli'yi unutsan. Pütürgeli yok. Ardından sonra İzorlu'sun. Sen orayı barıştırma. İyi tamam öyle olsun. Onu barıştırma buraya aldık. O da burada mı kalıyorsunuz yoksa gurbette falan? Hı? Yani yok, köyde mi? Köyde kalıyor. Köyde kalıyoruz. Aa, siz hep köydesiniz. Hep evet. Köydeyiz. Ne mutlu ne güzel. Çocuklarımız. Ne sizi izliyoruz ya. Öyle mi? Nasıl beğeniyor musunuz programlarımızı? Ben beğeniyorum hem de nasıl. Malatya'da devamlı hep sırasında yani geldiğiniz böyle sokak için. Sokak gidiyordunuz konuşuyordunuz ya devamlı takip ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Depremde bayağı bir evet. Ya, haneniz şen olsun, bereketli olsun. Ya, birlik olsun. Beraberiniz bozulmasın. Sevgi ve saygı evinizden eksik olmasın. Allah huzur razı ve sağlıcakla kalın. Benimki de dede duası gibi oldu. Evet gerçekten öyle. Allah Allah az bismillah. Ben Elazığ'sın köylüyüm. Elazığ'sın köylüyüm. Değerli hemşehrilerim, Pütürge, Tepahan, Kastamonu, Türkiye'nin öbür ucu. Abi de Kakoş geldi. Bir de İstanbul'dan geliyorum. Öyle mi? Elazığ hangi köy? Sün köyü. Nerede oluyor? Poyraz'ın üstü. Poyraz'ın üst tarafı. Peki. Avuçen'in buraya niye? Buraya nasıl geldin? Niye ya da benim eşim de buralı. Mevzu. Eşim de buralı. Evde daha çok Elazığ havası meser. Vallahi biz de ortak. Ortak. Yüzde hiç. Hiç ayrım yok. Ayrım gayrım yok. Biz de ortak. Biz her kararı ortak veririz. Ablası şimdi davet ediyor diyorum. Hükümet orada beraber karar vereceğiz. Elma. Elazığ Malatya. Elazığ Malatya. Elmayı, elma. Elmayı ortadan böldük. Elazığ Malatya oldu. Elma oldu. Elma oldu. Eyvallah. Eyvallah. İyi var olasın. Güzel bir şey yaptık. Elazığ'dan elma dedik işte. Elazığ Malatya. Elma ikiye bölersen kardeş şehir. Nasılsın içeri? Teşekkür ederim. Siz? Sen nasılsın? Ben Kale Kozluk. 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 Baya bir Kozluklu var. Hepsi Kozluklu ya. Burada mısın, gurbette misin? Abi ben İstanbul'da kalayım, yazın Mart'ta geleyim, Eylül'ün sonunda gidiyorum. Temiz havada, güneşte, çok sular, çeşmeler. Çok. İstanbul'da ne yapıyorsun? Ben ticaret uğraşıyorum. Ayakkabıcılık yapıyorum. Çocuklar devam ettiriyor orada. Ettiriyor. Sen de turist gibi arada bir... Aynen öyle. Keyfine göre. Allah razı olsun. Allah yarattı. Ya sizin Kozluğa bin gelip bir belgesel yapalım. O kadar güzel bir köy olur ya. Ya her yere tam gitsin. Vişne'nin zamanı ha hemen. Sen bizim köye geldin mi? Ben bilmem mi bir gece misafir kaldım ya. Kimde kaldın? Vallahi daha 1997 yılında geldim. Ufuk TV'deydim o zaman. Hemen girişte köyün girişinde İsmet abi'de mi kaldın acaba? İşte onu tam hatırlamıyorum ya. Böyle bahçenin içinde bir yer. Yani böyle iki katlı ama küçük bir yer. Abicim sen bizim köyden çıkacaksın, karşıya geleceksin. Biz karşıdayız. Gel misafirim ol, bir gece yengemle gel orada kal. Çok teşekkür ediyorum. Yer gör. Ya ben biliyorum ya. Kozluğun bir de vişnesi vardır, elması vardır. İnanılmaz güzel. Her şey var. Bir manzarası var, oradan Fırat'ı bir görürsün. Evet. Güneşin batışını Nemrut halt etmiş. Ya güneş doğduğu zaman ay doğuyor, güneş doğuyor. Kurban olam. Hakikaten Nemrut'la yarışır yani o kadar çünkü ben biliyorum. Ya ben Nemrut'a da gittim ama bizim ora bambaşka. Bambaşka. Neçedir ağlarsın ey kaşı keman. Bu duman başımızdan yâri 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 yâri. Kalkmaz mı dersin? Duman başımızdan yâri 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 kalkmaz mı dersin? Selman'ın çağrına erişen haydat bir kere yüzümüze yâri 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 bakmaz mı dersin? Bir kere yüzümüze... Yazanla... Vokiye. Vokiye. Evet şey. Bakayım deri. Nasılsın, iyi misin? Ben dil anlamaz ki. Ben dilini anlamaz. Niye? Bilmiyor ki işte. Tamam acı kurmacı kavardım. Bir de çek de gitti kuaşın da. Çek de kuaşın. Anlarım da bunu. İki zongun diye. İki zongun diye. Mola konuyor vakitleri. Avradı Türkiye, Türkiye var benim. Dağdan dağda. Ha dağda köy. He. Türkiye'de oturuyor. Tamam. Gondi var mı? He. Dedeköy.
He, Mükemmel kızı. He. Sen ne? Bu bacım işte. Öyle mi? He, valla. Bacı geldiniz. He. Aşure yemeğe. He. Sen de mi dede köylüsün? He, köylüyüm. Ben Türkiye'ye geldim işte. Türkiye'ye geldin. He, evini yıktı, ben buraya geldim. Deprem oldu ya. Nasıl, memnun musun Toki'den? Çok memnun oldum. Valla güzel mi? Güzel, çok güzel. Allah çok güzel. Merik'i derim, Merik. Hayır. Bekarım. İkiniz de? He. Ooo, sen bekarlar. He. Niye öyle bekar kaldınız? Bir şey olmaz. İkiniz? Babam hep babam beni arıyor. Hep babam beni arıyor. Diyorum babam beni arıyor. Kim anneme bakacak, babama kim bakacak? Ha? Onlar ama... için bekar kaldınız. Ha, valla işte babam hasta oldu, baktım ya. Baban rahmetli oldu mu? Ha, rahmetli oldu, babam buradaydı ya. Doktor, romati ya. Ha. Diyotaji. Diyom ne ayı? Diyom ne? Puskırı. O puskırı mı? Puskıranlı, şeyli, pütürgeli. Ha. Bu yaşa kadar bekar kaldık. Anne babamıza kim bakacaktı? Hayatlarını feda etmişler, gençliklerini vermişler, ömürlerini vermişler. Herkes gibi babalarını, annelerini götürüp huzurevlerinin köşelerine atmamışlar. Of dememişler. Onlar için çoluk çocuk sahibi olmamışlar. Mutlu bir yuvaya hasret kalmışlar ve şimdi el ele vermişler, gelmişler aşure gününe. İşte Anadolu kadını böyle bir şey. Sen nerelisin? Eyvallah. Sen Malatya'sın, kurduk mu? Yok, ben Malatyalıyım. He, Allah kabilesin. Götüne tahaya. Ne o? Götüne tahaya, televizyon dikşini ya o. Ne bu? He, götüne tahaya be. Ne? Sağ ol, abi, sağ ol. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hani göbek de fazla değil. Doğan şiiri, iri, yarı dedin. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin? Yok efendim. Bunlar dağıtım ekibinin. Biz dağıttık. Dağıtım ekibini ayarladık. Ondan sonra dağıtım ekibi bunları yiyecek. Bunlar da fazlalıklar. Yok, fazlalık değil. Dağıtanlar yiyecek bunları. Evet. Ha, dağıtanların da... Ha, bu çalışanların hakkı. Çalışanların hakkı, evet. Sadece ben benim hakkım değil. Bakayım, ter var mı? Hak etmiş misin? Evet, ter var. Biraz hak ettim. Gönüllüsünüz değil mi? Tabii tabii. Hangi köy? Dedeköy. Dedeköy. Evet. Eyvallah. Hocam yemek yiyorsunuz, farkındayım. Ne yapayım? Ya bir şey olmaz, ne olacak? Bir şey olmaz yani? Tabii. Yani insanlı galiba. Rütü kurallarına aykırı değil. Başka bir şey yapmıyoruz. Allah'ın verdiği nimeti biz de tüketiyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Nereden geldik? Dedeköy. 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 Yani. Dedeköy'de mi kalıyorsunuz? Biraz orada, biraz burada. Öyle vakit geçiriyoruz. Yani bir kısım vaktimizi İstanbul'da geçiriyoruz. Bir kısım vaktimizi Dedeköy. Yani İstanbul işin içinde var yani. Var var. İstanbul var. Neyle meşgulüz? Anket firmasında çalışıyorum. Anket firma. Evet. Aa, ya bizde bir anket yapar mısın yani? Ya, aç mıyız, tok muyuz, açıkta mıyız, zengin miyiz, fakir miyiz, ne bileyim işte böyle bir ankete. Vuslat TV ile ilgili bir anket yapılabilir. Yerelde gayet iyi. Genelde ulusalda ne durumdayız onu bilmiyorum. Yerelde iyi olduğunu biliyorum. Valla 2 milyon Malatyalı var. Şu anda beni sadece %10'u izlemiş olsa 200 bin eder. Evet. 200 bini de bütün liderleri bir araya getirsen, bütün sanatçılar getirsen 200 bin insan toplayamaz. Demek ki ben hepsinden daha şöhretim. Eyvallah, doğru. Nasıl doğru. Bir anket bakışı ama? Çok güzel, kısa. Değil mi? Öz bir anket. %10'u izlesin sadece. Evet. Hadi milyonu da vazgeçtin. 2 milyon tabii ülke geneline söyledik değil mi? Tabii 2 milyon Malatyalı var. Malatyalı var. Herkes zapping yapsa %10'u izlese 200 bin eder. 200 bini de en baba inleyen siyasetçi getirsin toplayamaz. Doğru, eyvallah. Doğru söylüyorsun. Demek ben hepsinden daha şöhretim. Evet, evet. Evet, dost kervanı devam ediyor. Şu anda Kozluk'ta anket firmasında okuyan, yazan, bilen. İnşallah TÜİK'i de ele geçirirler de şöyle sağlam bilgiler elde ederiz. TÜİK birkaç sene sonra olabilir ya. Şu an biraz, şu an biraz birkaç sene sonra olabilir. Evet. Getirme değil de düzgün çalışacak bir hale getirmek yani daha onu doğru. Demek istedim evet, yani. Haklısın. Onu demek istedim evet. Çünkü TÜİK'in şeyleri uymuyor işte. Haklısın. Perişanlık o yüzden çekiyoruz. Aynen doğru söylüyorsunuz. Evet. Ele geçirmekten ziyade layık olanlara devretmek, hak sahibi. Düzeltmek. Evet, evet, gençler de var burada. Merhabalar diyelim. Üç kuşak, beş kuşak mı diyelim? Siz evet. Neyiniz? Kızlarım. Öyle mi? Evet. Ha.
Ne arkadaşlarım falan diyecektim, gencecik. Kızlarım deyince şaşırdım biraz. Hoş geldiniz. Nereden? Nereden? Ben Pütürgeliyim. Buraya gelin geldim. İşte buralı değilim. Ya hiç Pütürgeliler İzol'dan hiç kız almamışlar ya. İzol'lar Pütürge'den almışlar. Evet. Pütürge'nin neresinden? Pütürge'nin neresinden? Hangi köy? Örmeli, Zarato, Günder. Ha Günder eski. Eşim Baraj Kenarı. Tamam. Evet. Eşiniz? Ha annem. Nereden Pütürge? Oradan mı sen mi gittin? O mu geldi? Nasıl oldu? Ben de Hüsnü Kuşaklı. Hüsnü Kuşaklısınız. Evet. Ben de Hüsnü Kuşaklı. Ya Hüsnü Kuşaklı bir ayrıntı. Cem evinizin açılışını ben yapmıştım. Doğrudur evet. Yıllar önce. O yüzden dedim yani bilinen her tarafta Malatya'nın her yerinde bilinen bir çok yer. Günder'i de çok iyi biliyorum. Hatta depremin özellikle de merkez üstü hep Günder olmuştu. Evet. Nasıl mutlusunuz, memnunsunuz, saygı, sevgi, yani tabiattan, doğadan, aile olarak? Biz tabii. Yüksekte olduğumuz için daha mutluyuz, daha bütün kötülüklerden uzaktayız yani. Ya ne kadar güzel. Biz yüksekteyiz, Kozluk'tayız, kötülüklerden uzaktayız. Ne kadar güzel. Gökyüzüne, arşağılaya daha yakınız. Ne kadar kalabalıkta ve ne kadar birbirini yiyen insanların içerisinde, adeta çıldırmış olan insanoğlunun arasında kendini dağlara, kendini köylerine, kendilerini doğayla baş başa bırakan insanların mutluluğunu görüyorsunuz. İşte mutluluk tablosu arıyorsanız gelin İzol'a, gelin Kozluğa, Hüsnü Kuşağı, hemen yanı başında Pütürge Günder ve Kozluğun yanı başında gördüğünüz gibi Muhammed Kerhi Hazretleri'nin türbesinin orada. İşte manzara böyle. Azrail konarsa Hüsnü düzüne, o zaman beklemez sırayı görür. Azrail konarsa Hüsnü üstüne, o zaman beklemez sırayı görür. Sen nereden geldin diyeyim? Ben de şu karşıda tepeden geldim. Ben belediyeye 100-150 metre uzaktayım. Benim yolum yok yıllar. Eski belediye, eski binası. Evet, belediye. Evet. Eski onun arkasında evet. Bir tepe var. On sonradan imara açtılar, evler yapıldı. Evet. Yani bunun arkasında. Yolun yok mu? Yok. Bak 20 senedir ben oradayım, yolum yok. Evet. O zaman herhalde belediye sana helikopter vermiştir. Vallahi dizlerimde kardeş, ben dizlerimde de. Nasıl gidiyorsun? Nasıl gideyim? Ölüyorum, gidiyorum. Yani oraya gidene kadar. Evi nasıl yaptın? Çimento, demir nasıl gitti? O zaman benim önüme evler yapılmamıştı. Ben götürebiliyordum. Şimdi evler yapıldı. Gerçek yol açılmadı. Gerçek yol. Ha, imar yolu. Evet. Peki belediye falan müracaat ettin mi? Ya dedim Kazi Temur buranın ilçe başkanı. Hı. Kaç kere dedim, kaç kere söyledim. Hiç oralı olmadı. He tamam yapacağız ya. Bahar gelsin. Seçimler bitti, öyle kaldı. Evet, buradan siyasiler duyurulur. Aşure törenindeyiz, aşure günündeyiz. Evet. Belki yeri zamanı değil ama yolsuzlukla mücadele edelim. Evet. Yolsuzlukla mücadele edelim. Bak, özellikle yolu olmayan yerlere... Bak dağın başında yollar var. Bak var, her yerde var. Dağların başında var. Ben 150 metre belediyeye uzağım. Benim yolum yok. Aa, mesajını da vermiş olduk. Bilmez dert dinlemez, bir sevdaya düştü gönlüm. Halden bilmez dert dinlemez, bir sevdaya düştü gönlüm. Bezmi meyde hoş olmuşum, dilim dolaştı çözülmez. Bezmi meyde hoş olmuşum, dilim dolaştı çözülmez. Emeğim zayi oldu gitti, ömür de tükendi bitti. Hangi dağla yaslansam, dağ kökünde kopup gitti. Emeğim zayi oldu gitti, ömür de tükendi bitti. Hangi dağla yaslansam, dağ kökünde kopup gitti. Hmm.
Ne yapıyorsun? İşte uğraşıyorum. Ne mutlu. Ama iş yapamıyorum. İş yapamıyorsun. yani 90'ı buldun mu? Yok. Kaç yaşındasın? 85 mi? 80. 85. 90, belki küçük yazmışlar. 90 vardır. Yok. Yok mu? Tamam da bu yaşa kadar yaptın yeter. Bundan sonra başkası yapsın. Ama vicdanım yok. Durmuyor. Diyor çalış. Allahu Ekber. Vicdanın diyor ki çalış. Çalış ha. Yani 85'i garantiler misin? Belki 90 yaşındasın. 90 yaşındasın. Ve çalışmayınca rahatsız oluyorsun. Ha, çalışmayınca rahatsız oluyorum. Allah Allah. Ya senin gibi annenin eli öpülür. Ben de senin. Nerelisin? Allah Ekber. Nerelisin? Yani. Allah Allah. Hangi köylüsün? Dede köylü. Senin ne güzel konuşman var. Sen yoksa gençliğinde İstanbul falan mı gittin? Yok. Burada büyüttüm. Burada İstanbul'a gittim. Geziyorum, geliyorum. Oldu bitti, İzolu'dasın. Evet. Ama ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Bizimden tanıyor musun? Babam Hüseyin. Hüseyin'di. Dede köyde. Dede köyde. Evet. Hmm, oradan geldi. Evet. Kimin yanındasın? Kimle kalıyorsun? Oğlumun yanındayım. Oğlum, bakıyorlar mı sana? Evet, buralarda da. Baba, o oğlum. O kır saçlı oğlum. Evet. Ama çok çalışkan. O senin yerine çalıştı. Demin hep yemek dağıtıyordu. Çalışkan da. Ben razıyım. Hakkı Peygamber de öyle razıyım. Oğluma. Şey sahibidir. Herkese yani ya evet. Yardım sever adamdır. Evet. Yani ne mutlu. Çok değerli de gelinin de var, onunla da konuştuk. O da yani çok kıymetli. Da... Bak size dua gönderiyor, anne duası işte bak bir abimizle. Ne mutlu. Bu duaya mazhar oluyorsunuz ya, ne mutlu size. Anne yardımcısı herkese, ona da. Anne duası almak çok önemli. Tabii, dua ediyorum. Bahçe var mı İzolu'da, köyde? Dede köyde bahçemiz var. Öyle mi? Evim var, babamın evi. Babamda oturuyorum. Senin baba evinde oturuyorsun. Yıkıldı, depremde oğlum ev yoktu. Şimdi biz bu ziyaretteyiz. Aşure ile ilgili eskilerde ne yapardınız, nasıl ederdiniz? Birazcık onun böyle bildiğin duası var mı, bir şey var mı? Duası yapacak. Söyleyeyim mi? Süfri Halil, Namati Celil, Aşk-ı İsmail, Yedirna Dalil, Kadaya Kalkan, Hızır Hanes Lokması, Şenula, Harbi Tike, Bin Kadaya Balasemiş olur. Ne güzel dua ya. İşte bu duayı sufreye yapıyorum. Sufre yapıyorsun. Evet. Her yemekte duanı yapıyorsun. Evet. Yani. Her yemekte bazılarda yapıyor. Yapıyorsun evet. İyisin, ne, yine iyi gördük seni maşallah iyisin. İyiyim iyiyim, çok şükür iyiyim. İyi, buna şükür. Evet, diyorum çalışmıyorum, ben çalışmada büyüdüm. Babam evinde çok çalıştım. Ne yapardın? Çiftçilik yapıyordum. Bahçancıyım. Babam arazimiz vardı. Süt süt sürüydü. Harman kaldırıydım. Harmanı savduruydum. Biliyor musun harmanı? Bilmem mi? Bilmem mi? Böyle harman olduktan sonra düvenle kalmayı değirin. Şimdi o boğut. Harbiden bey. Bey. Sonra bir masaya... Saman ayrılır, buğday buraya dökülür. Masaya bir koyuyoruz, bir de şey alıyoruz elimizde. Ne diyorlar, onu... Yaba? Sarat. Bir de buğday tuğa koyuyoruz. Ha, sarat. Sarattan sonra şeye koyuyoruz. Rüzgar tuzlar çıkarıyor. Çok emek verdin değil mi hayata? Çok. Yine de ben çalışmak istiyorum diyorsun. Evet. Nobet Akhervi. Azimon. Azimon. Evet. Aziman ne güzelsin. Aziman Bektaş. Aziman Bektaş. Babamın yeri Bektaş'tı. Bektaş'tı. Peki. Kaç çocuk var? İki var. İki. Peki çocukluğunuzda Cem'e katılır mıydınız? Cem yapar mıydınız? Yok. Bir yavrumu yer yaptık. İstanbul'da yaptık. Müsait tuttu işte. Böyle gözükmüyorlar. Hayır yani siz, sen çocukluğunda... Sizin İzolu'da evlerde, Dedeköy'de, Kozluk'ta falan Cem yapılır mıydı? Dedeköy'de yapılıydı. Gördüm. Gördün yani ha? Evet. Cem'e katıldın mı? Katıldım ama çok aklıma gelmedi. Kapıdım.
Saka Hüseyin, sizi dağı diyenler. Hatırladığın bir şey var mı? Saka Hüseyin, istin içana, rahmet gelsin tarih avliyeden geçana. Biz bu içana hatırıma geliyoruz. Saka, tarih avliyeden abi tarih ya. Ay zor mu hari? Dağıtmıştık, böyle değildi. He, Saka Hüseyin. Babamın sahibi vardı. Siz cemi Kürtçe mi yapardınız, Türkçe mi? Dedemiz Türkçe mi? Türkçe yapardı. Dedemiz el elindeydi, Türkçe söyledi, Kürtçe de söyledi. Ha, dede geliyordu cem yapmak için. Dede geliyordu. Anladım. Ha, ona özel dede geliyordu yani. Tabii. Anladım. Dedemiz de hem yakınımız hem dedemiz de el elinde geliydi, cememiz yapıydı. Elazığ'dan geliyordu. Evet. Allah var etsin. Hadi bardastan ne geçti? Mare bardastı mare zura. Allah 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 lekyan rezim mate yer. Yani el ayağı düşürmesin. El ayağı düşmek. Allah Allah. El ayağı düşmez iyidir. Eyvallah. Bunu almışım kadar. Oğlum burada ha? Evet. Ailem orada. Eyvallah. Tekin adı. Ay Malatya tema. Ha. Seni söylerim. Amcam da Malatya'ydı. Kim? Mahmut amcam. Mahmut amcam da Malatya'daydı. Evet. Kimi? Mahmut Bektaş. Mehmet Bektaş. Altı parmakla. Tamam, evet. Altı parmağında tanıydın. Biliyorum, ben duymuşum. Altı parmağında bizim Tommy Bektaş'tır, amcam Bektaş'tı. Anladım, anladım. Televizyon kamera çekiyordu seni şimdiye kadar. Sen hiç fark etmedin mi? Ben fark etmedim. Sen zannediyorsun ben seninle sohbet ediyorum. Şu anda bütün dünya seni izliyor. Nasıl yani, yanlış söyledin mi? Yoo, sen niye yanlış söylüyorsun? Yani nice ekranlarda yanlış söyleyenler var. Hayatı yanlışla geçenler var. İnsanları yanlışlarıyla zehirleyenler var. Senin her söylediğin söz altın gibidir. Altın gibi doğru ya. Eyvallah, Allah var etsin. Evet. Hapisene. 85'ten fazla. 85'ten fazla. Fakat ben kendime yediremiyorum. Kendime yediremiyorum. Hala çalışmak istiyorum, üretmek istiyorum diyor. Kameradan haberi yok. En sonunda kameranın var olduğunu söyledik. İnşallah yanlış söylememişimdir, yanlış bir şey dememişimdir diyor. Ben dedim ki sen rahat ol Anadolu insanı. Sen rahat ol İzolu kadını. Sizde yanlış olmaz. Yanlışı ekranlarda zehir kusanlar düşünsünler. Ekranlarda doğru adına yanlışları zerk edenler düşünsünler. Elbeyten, canlardan, erenlerin hayatında yanlış olmaz. Onlar bilirler haramı helali, onlar bilirler kul hakkını, onlar bilirler zulmü ve zulümde kalmış insanların halini. Çünkü onlar Elbeyt'in torunları. 12 imam değil. Ha, sen tabii. 12 imam. Tabii biliyorum. 12'lerdeyim. Yani ben Ehl-i Beyt'in izindeyim. Ha. Hazreti Hüseyin'in, tabii. Hazreti Zeynep'in, Ali Asgar'ın, Hasan Basri'nin, işte onların bütün izinde. Ha, evet. Biliyorsun. Evet. Çok, Allah var etsin, çok, ana. Çok seversin. Çok seviyorum. Kökümü çok seviyorum. Her şeyi. Bu adamım ki bu 12 imamlardayım. Gurur duyuyorum ki Aleviyim, gurur duyuyorum ki Ehl-i Beyt'tenim diyorsun. Ehl-i Beyt'lerdeyim ha. Mutluyum yani, iyi ki ben oradayım diyorsun. Mutluyum, mutluyum, hem de çok. Çünkü orada vicdan var, merhamet var, insanlık var, barış var, kardeşlik var değil mi? Tabii, evet. Her şey var. Şimdiye kadar değil. Evet, bütün Ehl-i Beyt'e selam olsun diyoruz. Devam edelim bakalım ne denk gelecek bize. Parmağıyla kaldırı pasmana atan Haydar'dı. Haydar, Haydar, Haydar pirim aydır. Kapıyı heyberi şadet parmağıyla kaldırı pasmana. Size de merhaba diyelim. Merhaba. Nereden geldik? Ben mi? İstanbul'da. İstanbul'da.
Ne yapıyoruz orada? Evimiz orada. Çocuklar orada. Çocuklarım da orada. Hangi köylüyüz burada? Kozluk. Kozluk. Ya Kozluk ne kadar gurbetçisi var? Ben 52 senedir İstanbul'dayım. 52 sene, yarım asrı devirdin yani. 13 yaşında gittim. 13 yaşında. He. Vay. Ama yine de köyün değil mi? Köyüm, rahatsız olmasam gelmezdim. 40 sene sonra geldim. Bu sene ilk defa mı geldin? Yok, bu sene de ilk defa gelmedim. Geldim, ev yaptım. 40 sene hiç buraya gelmedin? Gelmedim. 40 yıl toprağına, baba ata toprağına adımını atmadın. Hiç gelmedim. Ne kötülük gördün sen bizim toprağımızda, Kozluk'ta? Niye gelmedin? Niye geleyim ki? Yani izinli insan hiç gelmez mi köyüne? Yani hayır, kahır mı ettin, gelmedi, imkan mı yoktu? Hayır, hiçbir şey yapmadım, gelmedim yani. Hiç hasretlik çekmedin, rüyalarına girmedi mi? Yok, girmedi. Ama şimdi de Kozluk deyip can atıyorsun. Can atmayayım. Mecbur geldim. Mecbur geliyorum. Kardeşim, bak bu kardeşim. Evet. O burada diye geldim. Burada kalıyorsun. Yok, ben 50 senedir gelmiyorum. Hayda, 40 senedir gelmiyorum, 50 senedir. Sene. Ne oluyor, ne yaptık ki biz size ya? Niye böyle bizi terk ettiniz bu toprakları? Geldik. Ne yaptın, gittin İstanbul'da? İstanbul'da ben işim vardı. Cep telefonu işi. Cep telefonu şurada kaç senedir var, ondan önce ne iş yapıyordun? Daha önce halde yazanım vardı. Fırsat bulamadım. Peki hiç hasretlik çektin mi? Rüyalarına köyün giriyor muydu? Geldim, köyü bulamadım ki. Taksiye bindim, geldim. Taksici dedi ki köyün şurası. Ben inanmadım, dedim o köy bizim değil. Ve de burada sorduk, öyle gittim. Peki hiç kendine kızdın mı? 50 yıl insan kendi toprağına gelmez mi, ata toprağına? Dedin mi? Ya şimdi İstanbul'da kazancımız orada. Burada ne yapacaktık? Ama hiç olmasa yazın gel git tane bir şey olaydı falan. O anlamda. Hiç düşünemedim. Ama şimdi de buradan ayrılmak istemiyorsun. Burada yine durmam. Kediler var bak. Ha, kediler, kedi besliyorsun. Sokak kedileri. Bu ara hayvan yasası falan çıkardılar ya. Ötenazi mütenazi yapacaklarmış. Duydun mu onu? Duydum. Böyle. Yani hayvansever olarak üzüldün mü? Üzülmez. Sen gidince kedilere kim bakacak? Ölecek. 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 İnsanların insana ağlamadığı bir zamanda kediye ağlamak. Bak benim babam, amcalarım. Yani. Bu kedi... Hayır, sizi duygusal hale getiren ne? Yani kediden söz ederken. Değerli izleyicilerimiz, buradan hemen gösterelim. Artan yemekleri toplamış. Dedim ki, sen İstanbul'a gidince kedilerin ne olacak? Kaç kedi var? Bütün köyün kedileri. Bütün köyün kedilerine bakıyorsun. Gönüllü. Kışın. Bu kış burada kaldım onlar hiç. Peki diyorsun ya, gideceğim diyorsun hani. Yani gidersem ölüyorlar. Açlıktan. Açlıktan. Bu seni üzüyor. Şimdi sen köyün içine gidiyken seni tanıyıp koşuyorlar mı? Köpekler de var mı? Köpekleri öldürdüler. Kim öldürdü? Sahipleri. Niye? Şikayet ettiler. Halbuki hayvanlar bir zararı da yoktu kimseye. Kediler de senin eline bakıyor, senin umuduna bakıyor. Sen gidince onlar kaderiyle baş başa kalacak. Ama yine de fare yerler, yılan yerler, akrep yerler, bir şey yerler. Allah onları öyle yaratmış ya. Ölür mü diyorsun? Evet. Şimdiden daha ölmeden ağıtını yakıp üzülüyorsun. Ağlama isteyeyim. Oluk oluk dünya coğrafyasında, özellikle İslam coğrafyasında kan akıyor. Birileri bunun farkına varıyor veya varmıyor. Birileri keyfinden az da taviz vermiyor. İzollu, kale, Kozluklu bir vatandaş 50 yıldır memleketine gelmemiş. Buradaki atıkları toplayıp kedileri besliyor. Sen İstanbul'a gidince kediler ne olacak diyorum. Ölecek diyor ve ağlıyor. İşte ehl-i beyt olmak böyle bir şey. İşte can olmak, eren olmak böyle bir şey. Kedilere bile ağıt yakabiliyorsan o vicdan demek ki sende hala var demektir.
insana ağıt yakmayan, insan için gözyaşı dökmeyen bütün zebanilere gelsin. Ama yüreği yufka olanlara selam olsun İzolu'dan, selam olsun Dedeköy'den. Dedeköy. Dedeköy nasıl, su mu probleminiz falan var mı? Su problemimiz 2024. Daha hala çözülmüş. Tam su geldi ama kesiliyor, duruyor, geliyor. Yani daha tam oturmadı. Sulama suyu. Sulama suyu mu? Ben içme suyundan bahsediyorsunuz zannediyorum. Sulama suyu da. İçme suyu 2024'te gelmiş. Yanlış anlamayın. Ha. İçme suyu bu. Peki sulama suyu ne bes? Yani ne üretiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ben şu an karpuz üretiyorum. Kayısım var. Karpuzum var. Sulu değil mi karpuz? Sulu. Susuzla yapanlar. Benzem var. Fakat sulama birliği öyle bizi etmiş ki artık. Öyle bizi bezdirmiş ki. 450 milyon dönemini alıyor. İki defa, üç defa sürüyorsun, bitiyor, gidiyorsun bir daha dolduruyorsun, bir daha dolduruyorsun. Neyi dolduruyorsun? Kartı. Sayaç okutuyorsun. Kapalı yani. Sistem mi? Kapalı sistem. Ha, nereden geliyor sizin suyunuz? Kapıkaya. Kapıkaya, Mamikan'dan. Evet. Ha, o barajdan geliyor, kapalı sistemle suluyorsunuz, normal kredi kartı doldurur gibi kart yüklüyorsun. Tabii. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Kart bitti, su bitti. Su bitti, derhal keser. Kart bitti, su bitti. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kayısım var, satamıyorum. Çünkü çok ucuz. Her şey pahalı. Kayısı 200 liradan düştü 100 liraya. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Maliyetler, işçiler zaten 100 lirayı geçiyor. Ya çiftçinin hali perişan. Şimdi bunu söyleyeyim. Peki biz ne yapalım? Şimdi yokluğun olduğu yerde hırsızlık olur. Yokluğun olduğu yerde her şey olur. Siz üreticiyi küstürürseniz, üretici üretmezse peki sofranıza ne gelecek? Aynen öyle. Taşmayacak. Taşmayacaksınız. Doğru söylüyorsun. Bakın ben üretenim. Karpuzum var. Sebzem var. Kayısım var. Yemin ederim illallah ettim bu sene. Yani çok iyi anlıyoruz sizi. Depremde de fark ettik, öğrendik ki toprak, toprak, toprak. Evet. Betona, asfalta ekmeğimizi sürüp yiyemeyiz. Yok. Ben asfalt yiyemem. Sonuçta ekmek de topraktan. Şimdi şöyle bir şey, ben iki defa deprem geçirdim. Elazığ depremde ben evimi yıkadım. Tamam mı? TOKİ'de ev verdiler. Ya orası da bir acayip. Karpuzun durumu nasıl? Karpuz... Karpuz ucuz şu an. Çok kaç ucuz para? 5 liraya, 6 liraya karpuz düştü. Yapacak bir şey yok. Tarlada kalmış durumda. Alacağız, zararına satacağız. Bu sene bir lira da ekmeyeceğim. Marketlerde 12 lira. Ya marketler şöyle bir şey. Biz sadece kalede satıyoruz. Kale halkına hizmet veriyoruz. Kendi zevzemizi satıyoruz. Traktörü yüklüp Malatya'ya götürsem böyle hemen bir yol kenarına satsam daha... Yok. Malatya zaten karpuz oluyor. O buraya geliyor karpuz. Öyle mi? Tabii. Anladım. Yani ben sadece şunu şöyle söyleyeyim size. Yürütülen politikalar çok yanlış. Çiftçinin düşmanı. Çiftçinin düşmanı. Bakın aynen. Mazot, gübre... Şu an ben nereye ödeme yapacağımı bilmiyorum. 300 milyar borcum var. Bakın 300 milyar. Abartısız. Tarlayı satsan ancak. Komple beraber söküp satsam ben bunu çıkaramam. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Sağ olun, teşekkür ederim size. Hayırdır, bu ne oluyor böyle? Bu böyle sandalye oluyor, oturuyorsun. Dizlerim ayışıyor bazen. Yoruldun mu bunu böyle sandalyeye yapıyorsun, evet, oturuyorsun. Evet işte, evet böyle. Gençliğinde tövbe, bunların yüzüne bakmazdın değil mi? Ya tabii de şimdi. Yaş kaç? Hiç yaşı bilmiyorum. 70'in üstündeyim. Üstünde. Burada mı kalıyorsun? Burada kalmıyorum, İstanbul'dayım ben. İstanbul'dasın. İstanbul'dayım, misafir olarak geldim işte. 1-2 ay durup gireceğim. Hangi köy senin de? Kozluk mu? Yok, o da... Dedeköy. Aslında Kötür Gelin. Aslında Kötür Gelin. Öyle mi? Kötür Gelin, buraya gelin geldim ya. Yani. Kaç yaşında geldin? Vallahi 20 yaşında, öyle. Hangi köyden geldin? Davgırlar diyorlar. Davgırlar diyorlar. Davgırlar neresiydi? Ha, Hüsnü Kuşağı'nın hemen şu yan çaprazı. Ha, evet. Tamam. Hüsnü Kuşağı'na bağlı bir mezra. Ha, tamam. Evet. Tamam, biliyorum. Yani Hüsnü Kuşağı'lısın. Evet. Neyse. Madem... Gelirken dağa aşıp mı geldin? Tam böyle dağın arkası, tam bu dağın arkasına düşüyorsun Kuşağı.
Öyle yürüyerek gidip geliyorduk. Değil mi? Yayla aşıp gidiyordunuz. Aha. Açtın mı üstü kuşağındasın. Evet, evet. Şu şeyden gittik. Şu oradan hani Bakırlardan yukarıda şey var. O yoldan çoluk çocuk herkes İstanbul'da mı? Çocuk bir tane oğlum var. Ne iş yapıyor? İşte o iş adlandısı oldum. Eyvallah. Nasıl böyle aşureyi gelir misin? Aşure geleneği var mıdır? Var tabii. Cemlere katılır mısın? Cemlere işte ben rahatsızım, katılamıyorum. Daha önce katılıyor muydun? Tabii tabii katılıyorum. Yani gençliğinde katıldın mı? Garip kadar bize yakın gidip geliyordu. Şimdi yani bastığımda şey yapamıyorum. Eyvallah. Onun tutuyor, bütün orucu tutuyor. Masumlarınkini de tutuyor. Lokmasını da yapıyor, dağıtıyor. Masum orucunu tutuyorsun. 12 imamlar orucunu tutuyorsun. Evet, evet. Aşureye katılıyorsun. Evet, evet, evet. Hızır orucu tutuyorum. Hızır orucu tutuyorsun. Evet. Yani Erbay'ın orucu da tutuyor musun? Erbay. Yok. 40 gün orucu, hani 40'ındaki oruç. Ha, 40'ında oluyor ya. Ha, 40'ında yok. Hazreti Hüseyin şehadet. 12 imam, bir de Hızır orucu. Hızır orucu. Allah kabul etsin. Sağ ol, sağ ol. Hemen ha, burada da bir teyze var. Teyzeme geldi. Niye anne? Çimo ne konuyu? Konuşamıyor. Evet, teyzem direkt olarak kaçtı ama ben yakalarım. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, aşurenin artık sonu. Emek çok verenler var. Allah razı olsun. Senin de emeğin var mı? Yo, ben ortaklarımız olduğu için davet edildik, biz de teşrif ettik buraya. Ben Üçdeğirmen Mahallesi'ndenim. Üçdeğirmen. Evet. Mecburen evet. Geldik. Allah kabul etsin herkesi. Eyvallah. Çalışıyorsun abla. Çalışıyorum. Yardım ediyorum. Ne kadar değil mi? Ne kadar güzel. Çok güzel bir şey. Birbirine yardım etmek çok güzel bir şey. Değil mi? Aşure evde de yaptınız mı? Şimdi yaptık ya. Yok, evde de yaptınız mı ayrıca? Evde de yaptık. Senelerdir yapıyor. Yapıyorsun. Cemlere katılır mısın? Olduysa katılıyorum. Şimdi Cem de yok. Sizin şeyde Dedeköy'desiniz değil mi? Evet. Ben de burada doğdum. Hiç Dedeköy'de Cem oldu mu? Oldu hem de çok. Şimdi niye olmuyor? Şimdi olmuyor işte. Bu hastalık çıktı ya. O hastalıktan sonra Cem'im olmadı. Kim gibi Cem'i yapıyordu sizde? He? Kim Cem'i yapıyordu? Ali'nin evinde yapıyorlar. Hayır, dede kimdi? Dede Aşi. Garip dede. Seyit Abdullah. İsmail. Nereden geliyorlardı? Elazığ'dan. Ha, Elazığ'dan geliyorlardı. Sun köyünden. Niye sizin köyde cem yapacak kimse yok mu? Bizim dede yoktu bizim. Seni bir de ona koydum içeri. Lazım olmadı. Lazım olmadı içeri koydum. Röportaj arası oraya. Peki yani niye dede yok? Yani dede köyde dede yok. Bizim dede köyde dedemiz yok. Dedemiz uydu. Dedemiz onlardı. Niye yani birisi kendini yetiştiremez mi? Yetiştiremedi işte. Onu da bilemem. Peki Cem'de hatırında kalan bir şey var mı? Öyle hani bir mersiyedir, duadır, buna benzer. Hatırladığın bir şey var mı? Ünitiyorum, aklıma geliyor. Vardı, çok vardı ama şimdi aklıma geliyor. Kusura bakma. Gene Cem olursa gider misin? Giderim hem de nasıl. O zaman hani Malatya'da vakıflar var ya, koca koca vakıflar var, binaları var. Bir ama tane de değil, 3-5 tane vakıf var. Önemli bir bütçeler var, önemli binaları var. Sonuç itibariyle bu bir ihtiyaç, inanç meselesi. Ama adı Dedeköy, dedesiz Dedeköy. Dedesi olmayan Dedeköy. O burada Alevi kültürüne göre ibadet yapabilecek, yetişmiş kültürdeki adam yok. Düşünsene yani şimdi bir köyde imam olmasa ne kıyametler kopar değil mi? Dua edecek, cenazemizi yıkayacak kimse yok. Ama Dedeköy'ün cemini yapacak dede yok. Buradan vakıflara, derneklere, hayırseverlere duyurulur. Haberiniz olsun. Burada Ehl-i Beyt var, burada canlar var ama onlar ibadetten mahrum. Çünkü onlar
Cem yapamıyorlar. Cem olamıyorlar. Cem olmayan yerde cemal olmaz. Cem varsa cemal vardır. Çünkü Cem'in olduğu yerde cemaller güzelleşir. Emek var burada, birlik beraberlik var. Gönüllü olarak geldiniz. Ne zamandan beri bu heyecanı yaşıyorsunuz? Ne zamandan beri çalışma başladı? Vallahi biz bir haftadan beridir bu şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Bir aydır bunun telaşındayız. Muharrem ayı başladığından beridir. Çünkü biz her ayın, hani her Muharrem ayında bu telaşı yaşıyoruz. Her Muharrem ayında bu lokmayı yaptığımız için bir hafta öncesinden hazırlıklarımıza başlıyoruz. Şimdi çok şükür lokmamızı yaptık, dağıttık. Kaç kişilik yaptınız? 500 kişilik yaptık. Bir de yani aşurenin yanına pilav vardı, lahmacun vardı. Yani bununla gelen misafirler aç kalmasın diye. Tabii ki de. Yani sadece çorba olmaz. Yemek saati, insanlarımız, misafirlerimiz gelsin, yemeklerini de yesin, çorbalarını da içsinler. Güzel bir şekilde ağırlamak için de. Peki bu işin ustası kim? Asıl ustası kim? Aranızda yani. Yani herkes aynı. Bir gün yalnız kalırsan yapabilir misin? Yani bilmiyorum, inşallah yapabiliriz. Daha biz gençiz. Yani büyüklerimizden öğrene öğrene inşallah daha da geliştireceğiz kendimizi. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Elinize canınıza sağlık. Siz de hangi köyden? Kozlu köyü, Dedeköy'ü. Ben Kozlu köylüyüm ama Dedeköy'üne gelinim. Yani yukarıdan aşağıya indim. Aynen öyle. Dağdan obaya indim. Aynen öyle oldu. Peki laf aramızda, Kozluk mu Dedeköy mü? Kozluk. Ben kendi memleketim. Temur Hoca duymasın. Aynen. Temur Bey duymasın. Temur duymasın. Bir gizli söyleyelim. Dedeköy mü Kozluk mu? Kozluk. Şimdi Temur Hocam, şimdi elimi vicdanına koyayım. Ben her iki tarafı da biliyorum. Benim için de Kozluk ya. Kozlu'nun hali bambaşka. Hem havadar, hem arşı alaya yakın, hem temiz hava. Nerelisin? Kozlu'yuz ya. Elinize canınıza sağlık. Bunun adı ne? Cansu. Cansu. Evet. Temur Hocam. Evet. Allah bağışlasın. Bitti. Bitti. Yorulduk ama değdi. Değdi değil mi? Değdi. Herkese kısmet olsun. Hani bu bir canlı şey yaratıyorsun sen. Öyle bir heyecan oluyor ki sende. Allah Allah. Vallahi. Bunu görünce insanı şeye titriyor. Bu kazanı kaynatırken heyecan, bugünü heyecanla bekliyorsun. Heyecanla bekliyoruz vallahi. Dört gözle bekliyoruz bunu. İnsanlara ikramda bulunayım, hayır işleyeyim diye. Tabii. Hayır. Ne mutlu bize, herkes geliyor, yiyor, herkese kısmeti var içinde. Bu 12 imamların lokması, 12 imamların lokması. O yüzden heyecan. Çok heyecan. Sabahtan beri bak hiç durmadı, şimdi 5 dakika burada oturdum, tencerede doldurdum. Hiç ayakta durmadı, hiç. Hep şeylerin başındaydım. Yani çorbayla birlikte sen de piştin. Ben de piştim. Hepimiz piştik. Bunlar hepsi pişti. Ben yalnız değilim. Ama yani hem heyecanlısın hem mutlusun. İnanılmaz bir mutluluk var. Çok mutluyuz. Çok mutlu. Bu böyle bir mura. Bak bu 12 imamların lokması. Bu 12 imamların lokması içinde. Onlar ne çekti? İşte biz de onların yolunda hani yapabiliyoruz. Sen de Dedeköy'desin. Ben de bu köydeyim. Hem bu köyün kızıyım, hem bu köyün geliniyim. Niye duygulandın, niye gözlerin doldu? İşte o iki imamla ne çekti?
Ya onlar ne çekti? Ya onlar bu kadar çekti. Çekti, çekti. Diyorsun. Biz onların şeyini yokmayız. Ya, onların yoluna ulaşamayız diyorsun. Yok yok. Onlar toprağına olamayız. Peki Cem olur mu? Cem'e katılır mısın? Valla olursa katılırız. Şimdi bu köyde her iş çok. Cem'imiz yok. Cem'imiz var, dedemiz yok burada. Dedemiz vefat etti. Cem yapacak dede yok. Ha, dedemiz vefat etti. Malatya'da bu kadar dernek var, vakıf var, bu kadar şeyler var. Yani bir dede göndermek zor mu? Valla onu da ben bilmiyorum. Büyükler bilir ha. Evet. Teşekkür ederim size. Elin ayağınıza sağlık. Ha, getir kapınıza. Şimdi. Şu aşire doldurayım. Tamam, birazdan ikram alırız. Değerli izleyicilerimiz. Gözyaşları içerisinde heyecanla, sabırla bugünü bekliyor ablamız, teyzemiz. Çünkü insanlar bundan tadacaklar. Çünkü insanlar bundan faydalanacaklar, bize dua edecekler. Çünkü 12 imamlar o eziyet çileyi çektiler. Biz de onların yoluna gidiyoruz diyor ve gözyaşlı olarak söylüyor. Ama işte onunla bir söylediği var. Ben Dedeköy'de, dedesiz köyde, Dedeköy'de Cem yapamıyorum diyor. Buradan duyurulur. Hayat abi şey var ama. Hadi vay razı var. Manone var kor. Manone var. Arala hoş var kor. İki can gün diye. Akil bir gün doğum. Aynı. Dedeköy. Da ham kasko ve ham biko. Biko. Hayır. Tıka naçı darno. No. Ata naç mı tadarım. Ha kasko vroma. Zor evin çık uyuti, hem veri iti, hem veri. Hare, ay vrom. Yani varga. Evet. Ha. Taci aşura çekirt de alki ay. Aşura mana, tamir bloke mana. Maşallah. Le kete hoten mi olam ma? Herhalde te hoten. Am hoten ma. Le ma. Am hoten frau ne kay. Ma kovaltı kır. Hare, hare. Tiki dar ye. Ben buralıyım. Görürsün. Buralıyım. Öyle mi? Sen de doğma büyüme buralısın. Evet. Sen de aşırıda katkın var. Evet. Sen de met yürük cat cemez kan yemez ka vay vay vay. Va Türko. Türko şivan hayle. Şivan hay bari. Türkiye. Tamam da telefon sade yok, bir sürü şey var. Para koparın para tarım. Ne işte mesela ya. Koşmuş ne hadi ya. İyi, Allah birliğimizi daim etsin. Amin. Allah senden razı olsun. Amin. Çocukların kaliteli, iyi, Temur sağ olsun arkadaşımız, iyi bir esnaf, iyi bir arkadaş. Bu birlik beraberliğiniz inşallah daim olsun. İnşallah. Ya da geldiğiniz geleli var mı? Tabii ben 65 yaşındayım. Bildim bileli bu buradadır. Dedem ilk buranın onarımını benim dedem yapmış, burayı yapmış. Tabii sonra o yıkıldı, bunu yine de yaptık. Dedemin dedesinin zamanında da vardır. Yani bizim aşağı yukarı 40 kuşak bu buradadır. Kimdir? Bu zat peygamber soyunda 8. İmam, İmam Ali el-Rıza'nın, Horasan Piri'nin soyundan gelen onun torunlarındandır. Bunlar biliyorsunuz Abbasi döneminde Harun Reşid'in oğlu Memdu İmam Rıza'yı yanında alıp İran tarafına götürür.
Ama çocukları Bağdat'tan kalır genelde. Orada sonra dönüşte bir üzüm şeyle zehirlerler. Çocukları Bağdat'ta kalır. Bu da o çocukların soyunda gelen Bağdat'ın... Seyit mi yani? Tabii Seyit'tir. Bağdat'ın Keh Mahallesi'nde Çarkı kabilesi. Ben bunu araştırdım. Bağdat Üniversitesi'nde bir profesör bunun belgelerini bize getirdi. Kabilenin tabii zatın değil. O yüzden Muhammed Kerhi. He, asıl bunun unvanı Seyit Muhammed Kerhi'dir. Kerhi. He, bir... Yani Kerhi köyünün adı. Kehri. Kehri. Mahallenin ismi. Kehri, Kehr. Keh Mahallesi'nden gelmiş. Bağdat'ın Keh Mahallesi'nde. Kehr. He, Keh. Keh. Ri, Uralı demektir. Ha. Risi yani mesela. Peki şimdi hala Bağdat'ta Keh Mahallesi var mı? Evet varmış. Heh. Daha aynı o Keh Mahallesi daha mevcutmuş. İşte bu zat oradan geliyor. Oradan gelip bunları zamanında medreseyi şeye irşad olduktan sonra o posttan kalamazlar. Hani ya aslanlar postlarını terk eder başka yere giderler esnafıyla. Bu zat gelir burada... Yani tebliğe çıkıyorlar. Tabii tabii. Anadolu'ya bunlar geldiği zaman... şimdi çoğu Osmanlı 1071'den bahseder ama 1071'den önce 90 bin Orum eri vardır. 80 bin Horasan piri vardır burada. Erenler dedikleri onlardır yani. Tabii tabii gelip burayı kavgasız, kılıçsız, tokatsız, dayaksız inşaat etmişlerdi. İslamiyet'i yaymışlardır. Yani... dinimiz İslami dini zorba bir din değildir. Şöyle yani devlet olmamışlar ama bireysel olarak toplumların içine gidip örnek olarak onları örnek olarak örnek oldukları için din insanlar olan dinini seçiyor. Aynen gerçek İslam dinini kendilerine yaymışlar ve bu sevgi dinini Ahmet Yesevi kültürü. Tabii Ahmet Yesevi kültürü ki Ahmet Yesevi değil. Bu kültür direktmen Muhammed Ali'ye dayanır. Yani Ahmet Yesevi'nin kültürü ayrı bir kültür değildir. Evet Türklerin bir genelde kültürleri yani var. Yani o silsile Hacı Bektaş'ın kültürü işte bu. Yani bu zatların devam ettirdiği. Devam etti. Ahmet Yesevi de kendisi İbrahim Sani'nin soyundan gelen bir zattır. Onun için bunlar gerçek İslamiyet'i yani Haşimi inancını Anadolu'ya 1071'den önce yaymışlardır. Ta Balkanlara kadar. Gönüllü. Gönüllü tabii. Şimdi bunların amacı gülü gülle tartarlar. Bir daha. Bunlar gülü gülle tartarlar. Gülü gülle tartarlar. Tartarlar. Bunların başka terazisi yoktur. Aa, sözü var. Yani onun için şöyle sana söyleyeyim. Yani gönül erleri. Gönül erleri. Bunlar tamamen gönüllü fethi. Peygamberimizin türbesi nerededir? Müminlerin gönlündedir. Cenab-ı Allah'ın kabası nerededir? Mümin kulların gönlündedir. Öyledir yani bunlar, bu hakikatler budur. Yani İslam dini öyle barbarlık bir din değildir. İslam dini sevgi dinidir. Çölün ortasında büyük bir ağaç meydana gelir. Bütün canlılar o sıcakta ona sığınmıştır, canını kurtarmışlardır. İslam dini o büyük ağaçtır. İslam dini böyle bir dindir. Maalesef son zamanlarda özellikle aşırı uçlar, bizden olmayanlar İslam dinini kafka kesen, adam doğrayan hale getirmişlerdir. Asıl İslam'ı tebliğ edeceksen hoşgörüyle gülü gülle gülle tartarak. Tabii tabii tabii. Yani sevgi Allah'ın en büyük lütfudur. En büyük lütfudur. Ve adıdır. Tabii tabii tabii. Cenab-ı Allah'ın bin bir isimlerinden birisi de sevgidir. Habib. Habibullah yani Habib dedik yani sevgi. Ben Türkçesini söylüyorum. Anladım. Onun için şöyle biz Türk olduğumuz için genelde bizim şeylerimiz Türktür. Onun için bu zat o soydan gelip buraya sevgiyi aşılamıştır. İnsanları hak yoluna davet ederken zorbalık değil. Şunu sana söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice anamızın arkadaşları geldiği zaman önünde diş çöker bizzat kendisi hizmet edermiş. Bakın peygamberimiz kadınlara ne kadar değer veriyormuş. Hani ya kadını dövebilirsin, rahatlarsın. Peygamberimizde öyle bir şey yok. Yani Haşimi inancından böyle bir şey yok. Tabii Kerbela odan sonra Emevi inancı hakim olunca o tarafı ben konuşmak istemiyorum. Eyvallah. Onlar derin konular. Onlar yani o biz ilgilendirir. Anlayanlar bilen bilir. Evet. Biz işte biz biliyoruz ama Ehl-i Beyt'in o hoşgörüsünden
Hiç rahatsız olmasınlar. Biz daha buradayız. Tamam. Şimdi şöyle Anadolu erenleri bu topraklara Battal Gazi'nin ta o zamanlarından gelip buralara elçiler göndererek köy köy, kasaba kasaba, ama gelenler kılıcı çekip kelime-i şehadet getir yoksa bilmem ne falan değil. Gelip örnek oluyorlar, sonra dinliyle, soruyorlar. Diyorlar ki sen hangi dindensin, bu kadar naif bir insansın, ne kadar güzel bir insansın. Diyor ki benim dinim İslam dini. Ya o zaman biz de senin dinine geçelim. Madem öyle. Çünkü İslam, tarihteki İslam topraklarında özellikle Endonezya olsun, Filipinler olsun, o bölgeye İslam tüccarların vasıtası, düzgün ve doğru dürüst tüccarları örnek aldıklar, kılıç doğruyla değil. Tabii. Ama bugün maalesef merdiven altı kuruluşlar, sosyal medyada abuk subuk sosyal medyada yayın yapanlar, dini çığırından çıkarıp savaş dini, kan dini, barut dini, yokluk dini, sefalet dini göstermeye çalışanlar var. Eğer siz de öyle olmak istiyorsanız Ehl-i Beyt'e sempati duyun. Ehl-i Beyt'in yolunda olanlara sempati duyun. Orada kadına şiddet yok, hayvana şiddet yok, doğaya şiddet yok, tabiata şiddet yok. Orada güzellik var, kardeşlik var. Gidin bakın, saygı ve sevgi var. Ehl-i Beyt'in bulunduğu, özellikle de Alevi köylerine gittiğinizde sofraları yerdedir. Sofraları misafirperverlikleri vardır. İki şeye dikkat ederler. Ya musahip olacaksın ya da düşkünlerden olacaksın. Düşkün olmak Ehl-i Beyt'te en aşağılık ve en zulüm şeydir. Düşkün olmak, günahkar olmak, insanlara zulmetmek, toplum dışı demektir. Ama musahip olmak için yarışırlar. Musahip olduktan sonra az önce gözyaşlarıyla aşurenin gününü bekliyordun diyen kadın gibi gözyaşlarına boğulursunuz. Evet, müsahiplikten de vurdum. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Sanki ben de deyim ya. Tabii güzel. Aslında bilgi herkes bilir. Dedeliğin bir tek makamı var, din sahipleridir. Seyitlerim benim dinin sahipleridir der. Ama sakın şunu yanlış anlamayın. Burada namelenmek, burada faydalanmak için değil. Sadece Allah rızası için bunu götürmek. Aynı zamanda Sünni mezhebi, Hanifi mezhebinin lideri İmam-ı Azam Ebu Hanife ne diyor biliyor musun? Namaz kıldırıp da karşılığında para alan onu hayra kullansa dahi haramdır diyor. Ayet diyor, vay onların haline diyor. Bir paha karşısı, ayet diyor ki bir paha karşısı, bak Kur'an-ı Kerim orada. Bir paha karşısı, yani bir para karşısı o dini satanların vay haline diyor. Onların diyor karnına diyor ateşten, ateş dolacaktır midelerine. Onun için aşure şöyle bir şeyi temsil ediyor. Nuh'un gemisinde binlerce hayvan yan yana yaşadı. Aylarca, belki yıllarca yaşadı ama kimse kimseye zarar vermedi. Onlar işte Cenab-ı Allah'ın o bıraktığı aşure de şu anda bütün insanların o hayvanlarda, o insanlarda örnek almaları lazım. Nasıl beraber yaşanılır bunu bilmeleri lazım. Bu aşurenin bir amacı tabii. Eskiden Muharrem'in 10'undaydı biliyorsun, Kerbela vakasından sonra Muharrem'in 10'unda yapılan aşure ancak Muaviye'yi desteklemek gibi bir şeydir. Tabii 12'sinden sonra yapılan aşureler, bunlar birlik beraberliktir. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bilhassa Türklerin şöyle bir geleneği, kültürü bir kere İslamiyet'e en uygundur. Çünkü bizim peygamberimize Muhammed Emin diyorlar. Güvenilir insan demektir. Onun için biz de güvenilir insan olmak zorundayız. Onun için bu zatların buradaki görevleri budur. Bunu buraya için gelmişler. Murat vericilerdir. Burada her türlü 72 milletten gelirler. Çünkü burada her insan gelir buraya. Yol üstünde bir de hemen Elazığ yol üstünde. Yol üstündedir. Gelirler bu zatın yüzü suyu hürmetine. Tabii biliyorsun bunlar Allah'ın güzel dostlarıdır. Bunların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah'tan dilek dilenir. Çünkü Yaradan'dan başka sığınacak hiç kimse yoktur. Ne istersek Yaradan'dan istiyoruz. Zaten onun dışına çıkarsa müşrik oluruz. Yani onun için işte burada aracı yok. Aracı şöyle. Komisyoncu yok, tefeci yok, faizci yok. Allah'la kulun arasına kimse giremez. Şimdi şöyle bir durum var. Biz buraya geldiğimiz zaman ne diyoruz? Ya Rabbim diyoruz. Burada yatan zatın yüzü suyu hürmetine. Onlara ettiğin şefaatin aynısını bizlere de eyle. Peygamberlere, nebilere. Evet. Adem atadan bugüne kadar geçmiş 124 bin nebiye yaptığın şafatı, onlara göstermiş olduğun güzel
yolu bizlere de nasip eylesin. Sadece istiyorsun. Tabii biz talep ediyorsun. Verip vermemek onun elinde. Yok biz Allah'tan talep ederiz. Hak edersen verir. Tabii. Şöyle bir gel toplanın. Dede bir dua etsin. Gelin beraberce bir arada olalım. Şimdi güzel bir programımızı kapatalım mı? Temur Hocam. Bu zat çok büyük bir zattır. Hasan-ı Basri ile karşı eskide Fırat varmış. Hasan-ı Basri demiş ki sen de bir atlan ya şeyinin araçtan gel demiş. Fırat'ın ortasında demiş buluşalım. Bu zat tamam demiş. Bu zat duvarı canlandırmış. O kadar gücüyle duasıyla o zat yılanla gelmiş. Buna demiş ki senin ilmin irfanın daha büyük kuvvetlidir. Benim canlıdır, seninki cansızdır. Bu zatımız gerçekten buranın bekçisidir. Ben bunu çok gördüm. Rabbim'de ne istediysek bekçiliğimizi yapıyor. Kamera arkasında ben buna şahit olduğum bir şeyi anlatayım. Gerçekten çok o zaman duygulanmıştım. Siz de bu köyde misiniz? Ben de köydeyim. Komşumdur kendisi. Bizim köyümüz. Evet. Alevi Sünni karışıktır ama şöyle söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Biz artık aşure gibi olmuşuz. Beraber büyümüşüz. Beraber yürümüşüz. Yani bizim köy bir de çok temiz bir köydür. Gerçekten yani başka illerini kötülemek amacıyla bunu konuşmuyorum. Yani böyle köyümüzde hiçbir yanlış şey kolay kolay olmaz. Onun için ben konuşuyorum. Yani asayiş olurlar. Asayişimiz de çok güzel. Zaten şuradan belli. Bak gelmişsiniz Muhammed Kehri'nin makamında bir araya gelmişsiniz. Daha ne olsun işte yani. Evet. Duygular aynı. Gök kubenin rengi aynı. Gözyaşların rengi aynı. İnsanlığın kanının rengi aynı. Ağıtların rengi birdir. Duyguların rengi aynıdır. Bütün biz ağıtlarımızı tellere dokunarak söylemişizdir. Demlerimizi dem olarak söylemişizdir. Biz cemlerimizi cemal olmak için, yani güzelleşmek için, ruhlarımızı güzelleştirmek için cemlerde cem olmuşuzdur. Cemal olmuşuzdur. O yüzden Anadolu bizim, bu topraklar bizim. Diyelim, var mı bir diyeceğin? Teşekkür ederim. Temur Hocam. Sağ olasın. Ayınıza, yüreğinize, canınıza sağlık. Güzel bir gündü. Ya biz bir aşure yemeye geldik. Biz buradan neredeyse bir program tamamladık. İşte aşurenin bereketi. Aşure, ya niyet hayır, akıbet hayır. Biz niyetimiz hayır olarak geldik. Aşure yemeye geldik. Bir dedik haberlik bir şey yapalım. Hani bir en azından hayırda yarışalım. Geldik kendimizi programın içinde bulduk. Allah nasılsın, iyi misin? Sen niye geride kalın? Böyle gel. Ehli Beyt'in çorbası bana. Şimdi bizim Ehli Beyt'ten gelenlerin kültüründe kadınlarla erkekler cemde aynıdır. Kimse kimsenin bir adım önünde bir adım gerisinde değildir. Aynen. Kadın aşağılanmaz, kadın baş tacıdır. Kadın anadır, kadın Zeynep'tir. Sıddı Zeynep'tir. Kadına o yüzden değer verilir. O yüzden gel yanımızda eşit şartta olalım. Nereden geldim dedin? Çelikhanlıyım ben. Adıyaman Çelikhanlı. Burada ne geziyorsun? Ben Malatya'da oturuyorum da arkadaş beni getirdi. Çok istiyordum. Ha Allah istedi bunu. Yo, Allah gönderdi beni buraya. Çünkü çok istiyordum Ehl-i Beyt'i. Çok istiyordum Ehl-i Beyt'ten önünde çorba içmeyi. Allah hoş olsun. Evet. Yani karar aldın geldin. Evet nasip. Sabah aradım ki geleyim miyim? Hadi be gidiyorum. Çelikhan neresindesin? Merkez. Merkezdesin yani. Evet, merkezdeyim. Anladım. Şahinler var. Şahinler var. Şunlar benim. Biliyorum, büyük kabileler var. Acarlar var, Şahinler var. Aylarım, evet. Malatya'da kalıyorsun. Malatya'da kalıyoruz. Geldin ziyarete. Evet, geldim. Çorba nasip oldu. Elhamdülillah. Çok yani, sevindim. Değil çok mi? Sevindim. Sadece dua edeyim şu an sokak canlarımıza karışmasınlar. Şu an. Yani onlar da mazlum bir can. Mazlum köpekler de var, kedi de var. Yani, ha saldırgan olabilir ama gerçekten mazlumlar. Ama her şeyin bir vallahi kusura bakmasınlar. İnsanlardan daha saldırgan değiller. Evet ya. Çünkü şu anda dünyayı kan gölüne kediler ve köpekler getirmiyorlar. Dünyayı kan gölüne. Daha bugün bu program ne zaman yayın bilmiyorum ama bu sabah gitti İran'ın başkentinde adamı evin içinde İsrail vurdu gitti. Evet. Evet. Maalesef. Maalesef bunlar oluyor. Duaya duralım. Evet. Buyurun gelebilirsiniz. Dışarıda bizi bekleyenler var türbenin dışında. Gelen geliyorsa gelsin. Şuara suresi 23. ayet şurada diyor ki diyor ki karşılık sizden Ehl-i Beyt'imiz sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Ehl-i Beyt Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'dir. Bunu
son veda hutbunda bunu toplumu toplayıp aşağı yukarı 10 bin ile 100 bin arasında tartışılan bir toplumdur. Son veda hutbesi. Bunu söylüyorken Oğut'ta değil Kadir Hum'da, Kadir Hum denilen bir belgede bunu söylerken ey cemaat. Kadir Hum. Evet, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Yani ben kimin peygamberisiysem Ali de onun velisidir. Peygamber zaten yok, velisidir diyor. Kim ki Ali'ye beyat ve Ali'yi severse bilin ki beni sevmiştir. Beni seven Allah'ı sevmiştir. Ali'ye boz eden yani düşmanlık eden benim düşmanım, benim düşmanım da Allah'ın düşmanıdır. Benim ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ali Kur'an'ın natıktır. Canlı Kur'an'dır. Eğer başınız dara düşerse ehli beytime gidin ve 12 imamlara gidin. Benim dinin sahipleri mahşere kadar seyitlerimdir. Ve bu hutbet çok devam eder. Tabii uzun bir hutbedir. Evet. Duan varsa onu da... Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, şu anda türbesinde bulunduğumuz Seyyid Muhammed Kerhi'nin yüzü suyu hürmetine, bu May Muharrem'in de Aşure'nin de yüzü suyu hürmetine, dildeki dileklerimizi, gönüldeki muratlarımızı hasıl eyle ya Rabbim. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda eyle ya Rabbim. Devletimizi dış güçlere mahkum eyleme ya Rabbim. Ordumuzu muzaffer kıl ya Rabbim. Ya Rabbi milletimizin birliğini, dirliğini bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi senden başka sığınacak hiçbir yerimiz yoktur. Sen kadirsin, sen esirgensin, sen bağışlayansın. Sen yücelerin yücesisin ya Rabbi. Sen bizleri zalimlerin, zulümlerin, iftiracıların hışmına uğratma ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Bu zatın yüzü suyu hürmetine, şu mübarek günün de yüzü hürmetine dualarımızı kabul, niyetlerimizi makbul eyle. Allah rızası, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, El-Fatiha. Evet, Allah Allah dedik. Bu arada dua... Ustad TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sizlerin ayağına taş değmesin. Gerçekten yaptığınız hizmet bizler için çok büyüktür. Bu Türkiye toplumu için, birlik beraberliğimiz için çok 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 önemlidir. İnanın ki kimse merdiven altındaki dinlere, sahtekarlara inanmasın. Holding gibi zengin olan din adamları peygamberimiz hesir üzerinde yaşadı, hesir üzerinde öldü. Kimse o sahtekarlara inanıp da din tüccarlarından alışveriş, din alışverişi yapmasın. Evet, yapmasınlar. Aynen doğru. Katılıyorum. Çok teşekkürler. Aslında İzolu'ya geldik. Temur Karaman misafir olarak. Hani dedik gelmişken bir de bir haber çekimi yapalım. Ya bir haber ne kadar sürüyor? 3 dakika. Hadi bilemedin 4 dakika. Fakat geldik. O canların canına, tenlerin tenine dokunduk. Onların güzel dillerine dokunduk. Sonra geldik tam ihtiyaç duyduğumuz manevi atmosfere ihtiyaç duyduğumuz dünyanın kan barut gözyaşı içerisinde kıvrandığı bir zamanda dedik ki biz de yine gidelim ruhlarımıza gıda olsun, birlik beraberlik olsun, ehli beyti analım dedik. Geldik insanlığı gördük. Geldik aşurede çorbayı tattık. Aşuredeki 12 çeşit olan o çeşitlerin içerisinde biz de bir çeşit olmak için geldik. Harman olmaya geldik, derman olmaya geldik, dert dinlemeye geldik, kardeş olmaya geldik, cem olmaya geldik, müsahip olmaya geldik. Rabbim düşkünlerden uzak eylesin. Rabbim din üzerinden tepinip insanların inayetiyle, ferasetiyle oynayanlardan bizi uzak etsin. Allah Allah diyelim. Evet, İzolu'dayız, kaledeyiz. Kozluk Köyü, Dedeköy, bu iki köyün ortaklaşa aşuresini ve ikramlarını tattık. Mevlam kabul eylesin. Bu arada da geldik değerli Seyyid zat Muhammed Seyyid Muhammed Kerim'in buradaki kabrine dua ettik. Dualara iştirak ettik. Temur kardeşime çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim elimiz, ayağımız, kulağımız. Allah razı olsun size. Bugünlerde deprem oluyor. Yine depremle sallandık sabah. Siz belki hissetmez ama biz birazdan merkezde olduğumuz için iyi sallandık. Rabbim ol derse olur. Bu kainatın bir sahibi var.
Bu dünyanın insanoğlu gibi karnı var. Bu dünyada yaşayan Allah'ın yaşattığı bir nesnelerden birisi. Dünyada hiçbir şey cansız değil. Her şey canlı, her şey kendi ibadetini, kendi insanlığını, kendi kulluğunu devam ettiriyor. O yüzden dünya karnını boşaltacak, gidecek, gelecek, edecek, biz onu bilemeyiz. Ama biz önlem almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbim zaten bize haber veriyor. İza zulziletul ardu zilzaleha ve ahrecetul ardu esqaleha ve kâlel insanu mâleha yevme izin tuhaddisu ehbâreha yevme izin yeştur nasu eştâtel lîra ve e'mâlehum femen ya'mel miskâle zerretin hayren yere ve men ya'mel miskâle zerretin şerren yere. Sonunda diyor ki, kim zerre-i miskal şer işlerse onun karşılığını bulacak. Kim zerre-i miskal iyilik ederse onun karşılığını bulacak. Bakın, hiç ibadet yok, öbür yok, berik yok. İlla da iyi olun, muttakilerden olun. İyilik edin, iyilik severlerden olur diyor Rabbimiz. Ve bugünlerde deprem içinde işte Zilzal suresinde böyle diyordu. Ya iyilerdeniz ya kötülerdeniz. Artık iki şey kaldı. Bir başka kardeşlik yok. Aşiret kardeşliği, ırk kardeşliği, bilmem mezhep, meşrep kardeşliği yok. Ya iyilerdensin ya kötülerdensin. İyilerin yolu hak yolu, İ12 imamların yolu, iyilerin yolu ilim, ilmin yolu, bilimin yolu, özgürlüğün yolu, aydınlığın yolu. Kötülerin yolu ise yıkan, yakan, öldüren, çürük yapan, çalan, çırpanların yolu. Siz hangi yoldasınız? Kararını kendiniz verin. Dost kervanı bu hafta Halide İzoğlu'da dostların arasındaydı. Thank you.